Akaryakıt fiyatları malum arttı. Zaten belirli aralıklarla zam gelmekte. Ki bu arada bir düşüş beklenmekte 2,5-3 liralık. İnşallah bir an önce gerçekleşir diye temenni ediyoruz. Hal böyle olunca fiyatlar otobüs biletlerine de yansıdı. Peki otogarda tablo nasıl? İzliyoruz. Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamların ardından şehirler arası otobüs bilet fiyatları da yükseldi. Mazot durmadan çıktığı için yukarı, hani firma işte kurumsal firma olduğu için durmadan fiyatlar yukarı çıkıyor. Yani şu an hemen hemen nereden baksan uçak fiyatı da kafa kafaya gitmek üzere. Bazı iller arası yolculukta otobüs fiyatları uçak fiyatlarını dahi geride bıraktı. Peki biletlere yüzde kaç oranında zam yansıdı? %20-25 zam geldi şu anda. Otobüs biletleri yarı yarıya arttı çünkü maliyetler yükseldi. Ordu'dan İstanbul'a otobüsle gitmek isteyen bir vatandaş zamlardan önce 250 liraya seyahat edebiliyorken Yeşim'de önceden 250 lira, 260 liraya gidiyordu. Şu anda 320-330 lira fiyat oldu. Bazı illere gidiş ise 500 lirayı zorluyor. En pahalı olan yer şu anda Bodrum. Bodrum fiyatı 460 TL olması lazım. Evet, 460 lira. En uzak Bodrum, Marmaris, Fethiye şu anda 490 milyon lira. Yani 500 milyon lira. Bilete yeni zamlarsa kapıda olabilir. Mazotun durumuna bağlı şu anda yani. Mazot çıkarsa evet ileriki zam gelecek. Yani çünkü bir otobüs İstanbul'a girip gelmesi yani nereden baksan 12-13 lira bir mazot farkı oluyor. 7 milyar masraf olan yer iki katına 14 milyara çıktı. 10 milyar olan 20 milyara çıktı. Daha da çıkma durumu var yani. Hal böyle olunca yolcu sayısında da azalmalar yaşandı. Şimdi öğrenci kesime gidip geliyor kış mevsiminde. Öğrenci diyor ki işte 3 gün tatilim var, 4 gün tatilim var, ailemin yanına geçireyim diyor. Ama bilet fiyatları yüksek olunca o fiyatlara göz önünde bulundurarak işte diyor ki baba diyor sen bunun yarı parasını bana gönder de ben burada kalayım diyor. Bu şekilde şu anda yolcumuz da yok yani.